Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi de Heresy takımından tanıdığınız Mugreal ile Simbre diye okunuyor sanırım. Simbre'nin maçındayız. İlk maç yine burada bu map'te oynanacak. Bu map'in ismini şu an aklıma getiremedim ama zaten siz de hem Red Bull Ola'dan hem de bu turnuvada sıkça gördünüz. Yine hep iki tarafta da Portekizliler var arkadaşlar. İki tarafta Portekiz ırkını tercih etmiş. Burada Miguel öncelikli olarak stable'larını atıyor. Sanırım ilk başta Cavalier'e gidecek. Cavalier'lerle rakibin burada şu an scout'u da yapmak istediği işi yapıyor. Aslında Light Cavalier ile daha doğrusu. Rakibin işçilerini keserek yine atma hızını düşürmek istiyor. Şu an orada bir işçiyi düşürdüğünü görüyoruz zaten. Yine burada bastığı Cavalier'lerle birlikte yanına şimdi Archer range'de atıyor sanırım. Arbalet'e de yönelecek biraz. Arbalet ve belki biraz sonra Dog da atar Mügel ama Semre çoktan attı bile Dog'larını. Cavalier'leri de burada Miguel'in base'ine doğru yavaş yavaş giriyor. Oradaki işçiler şu an biraz sıkıntıya girecek gibi. Cavalier sayısı gitgide artmaya başladı. Burada Arbalet demiştik ama Miguel direkt olarak tüfekçilere gidiyor. Hand Cannoneer'a gidiyor. Hand Cannoneer'a gerçekten özellikle piyadelere karşı çok güçlü. Atlılara karşı pek istediğini elde edemeyecektir burada ama biraz sonra eğer rakip halbe dönerse diyecektim ki rakip şu an halbe dönmeye başladı. Bu arada Semre buraya çok fazla dog spamlıyor. Ayrıca base'in etrafında burada Stonewall'lar kapatmaya çalışmıştı ama Miguel'in oradaki kavalyesini harpler sayesinde temizlemeyi başarıyor. Ve şu an Miguel henüz dokunu yeni atarken burada Semre kalyonlar çıkartmaya başladı. Karavela gitmedi. Portekizlerin özel gemisi Karaveller bildiğin üzere. Ama burada Karavel yerine direkt olarak Kalyon'a ilerlemeyi tercih etti. Belki biraz sonra Karavel basıldığını da görürüz. Ama şu an Kalyonlardan ilerliyor. Bildiğiniz üzere Kalyonlar daha doğrusu Kalyonlar burada tekli birimleri ateş ediyor. Ama eğer burada biraz sonra özel gemisini basmayı tercih ederse onlar Scorpion gibi alan hasarı böyle delip geçen bir hasar veriyor. O çok daha güçlü olsa da şu an burada sadece Kalyonlara gidiyor. Ama deniz konusunda epey bir üstünlüğü olduğunu söylesek hiç de yanılmayız. Burada çok ama çok önce doklarını atmayı başarmıştı. Şimdi de o burada sağladığı gemi üstünlükle birlikte ortaya doğru açılan ilk taraf oluyor. Aslında şöyle bir Factory'den bakmak istiyorum. Kalyon'la diğerinin arasında nasıl bir fark var diye. Burada Kalyon'a bakarsak Kalyon 165 canı, 8 ata ve 7 menzile sahip. Ama Elite Caravan biraz daha az canı var görmüş olduğunuz gibi. 165 can yerine 150 var. Ama 8 atağı ve 7 menzili onun da mevcut. Aynı maliyet neredeyse. Sadece burada Caravel biraz daha fazla bir gold istiyor, 10 gold kadar. Ama gördüğünüz gibi sizin de birden fazla birime delici etkili ok atan Portekiz özgün birim yazıyor. Burada delici atış yapması onu çok öne geçirebilirdi. 10 gold için aslında bu çok çok ucuz bir teknoloji olurdu ama gördüğünüz gibi burada kalyonları tercih ederek Simre biraz yanlış yaptı. Bence daha şu anda önde ama daha da güçlü olabilirdi. Daha güçlü bir donanmaya sahip olabilirdi. Ama burada Miguel'den de kalyonlar geliyor. Garip şekilde şu an bu maç Caravel tercih edilmiyor diyecektim ki Miguel şu an Caravel yapmaya başladı. Caravellerin gücüyle birlikte belki burada Semre'yi daha iyi tutabilir. Ama Semre'den şu an oraya Demolition Ship'ler yaklaşıyor. Ve sola doğru Miguel iki tane birden Castle dropluyor oraya ki iki tane Castle yapacak. Bu arada Simre'nin orada Demolition Ship'i birkaç tane Hand Cannoneer aldı. Bir de orada Cavalier'in birini düşürdü. Ama Miguel burayı şimdilik iyi tutuyor. Özellikle Hand Cannoneer'larının ve Cavalier'lerin yardımıyla gemilerden birçoğunu düşürmeyi başardı. Ve burada castle'larını bir bir tamamlıyor. Ama Simre'den de çok iyi bir hamle geliyor. Yine daha önceki maçlarda izlemiştik. Burada Portekiz'de
tower'ların atıldığını, yine Simre de burada ortaya doğru tower'larını atıyor ortaya. Şimdi Miguel TC yapmaya çalışsa da burada Castle'ın menzilinde olduğu için çok dayanmayacaktır. Ama sağ tarafta burada Simre sayı avantajını çok çok almış ve halleriyle birlikte gelen kavalyeleri de düşürüyor. Sağ taraftan iyi bir baskı yapıyor şu an Miguel'in üzerine doğru. Bu oraya birazdan bombard kanonlarla destekleyebilir derken ilk bombard kanon sahnede yerini aldı bile. Şimdi oraya doğru tower'lar belki atılmaya devam edebilir. Oradaki TC'yi dinaylamak için bir tower daha gelince Miguel orayı deletleyip oradan uzaklaşmak durumunda kalıyor. Ama Simre sağ taraftan kalyonlarıyla o kadar iyi bir saldırı başlattı ki bombard kanonuyla da birlikte oradaki dokları düşürüyor. Aslında hemen burada bir trap bastığını görsek, Treble de ortadaki castle'ları tehdit etse şu an çok daha önde olabilir. Burada ayrıca Portekizlerin hand cannon'una da bir değinelim. Portekizlerin bildiğiniz üzere barut birimleri daha isabetli atışlar yaptığı için burada Miguel hand cannon'una gidiyor ve hand cannon'da iyi bir tercih gibi gözüküyordu ama şu an oyun gemi savaşlarına döndüğü için orada biraz geri kaldı diyelim. Hand cannon'lar arkada idle beklemek durumunda kalıyor. Miguel bastığı karavellalarıyla birlikte orada biraz gemi düşürse de oraya gelen bombard kanon şimdi castle'a doğru vurmaya başladı. Trap'ler de gelmeye başlamış. Sanırım Simre ilk maçı kazanan taraf olacak. Burada doklarını erken attığı için denizdeki, daha doğrusu buradaki göldeki üstünlüğü çok erken sağladı ve o üstünlükle birlikte ilerleyişini sürdürüyor. Sağ taraftan kavalyeleriyle Miguel içeriye yaklaşmaya çalışsa da oranın şu an farkında. Burada House'a biraz vurmuş sanırım. O yüzden Simre oraya doğru şimdi 10 kavalyesiyle yaklaşıyor. Rakipte de 9 kavalye var ama Simre'nin oraya harbileri de gelince oradaki tehdit azalacaktır. Ortadaki castle'lar bir bir düşürülmeye başlanacak. Burada son 300 canı kaldı ve ilk castle düşürülüyor. Trevler ilerleyişine devam etmek isterken burada Miguel bastığı treblerle rakibin ortadaki tower'larını düşürüyor. Biraz sonra TC'ye de atış yapacaktır. İçerideki kavalyeler burada birkaç tane şikestse de harbilere ve kavalyelere yakalanınca şu an Miguel oradan da istediğini alamadı. Demolition'lar direkt olarak burada castle'a kafa atmaya doğru gidiyor. Orada epey bir demolition vardı ama şu an içeriye geçenler kavalyelere şimdi gemiye ulaşabilecek mi diye bakıyorum. Oradaki karavellere ulaşamadı ama gitmeden castle'a son bir kafa attılar diyelim. Buraya gelen trap ve bombard kanonlar o castle'ı düşürmek üzere, artık castle'ı tamir eden işçiler yetişemiyor ama oradaki bombard kanon menzile girince, castle menziline girince bir anda düşürülmüş oldu. Trap'leri de burada Miguel aslında kendi trap'leriyle snipe'lıyor. Eğer o trap'i de düşürürse derken o trap de düştü ve Miguel ortadaki castle'ını koruyacak gibi gözüküyor. Simre oraya şimdi kavalyeriyle ani bir baskın yaptı. Ama şu an geri çekiliyor derken getirdiği son bir trap'le birlikte Simre o castle'ı düşürünce gemiler burada ilerleyişine başladı ve Simre'den de artık karavel görmeye başladık. Burada bastığı karavelalarıyla birlikte oradaki yan yana arka arkaya duran birimlere ciddi hasarlar bırakıyor. Ama şu an tower'ın da etkisiyle birlikte biraz geri çekildi. Sağ taraftaki aslında kaleyi düşürmesi gerekiyor. O kale düşmediği sürece burada gemi kaybetmeye devam edecek. Sol tarafa da Miguel epeyce bir dog spamlamış. Getirdiği iki bombard kanonuyla da birlikte aslında burada Simre'nin bir anda üstüne çullanabilir. Simre ise bastığı Light Cave ve kavalyeleriyle ortaya doğru yaklaşıyor. Daha doğrusu ortadan sanırım Miguel'in base'ine, ekonomisine girmeye çalışacak. Zaten şu an hali hazırda içeride iki tane kavalyesi orada gold toplayan işçilerin bir kısmını düşürmeyi başarmıştı. Light Cave ile kavalyeler şimdi de sağ taraftaki TC'ye doğru ilerliyorlar. Orada gold toplayan işçileri yakaladılar. Simre şu an ekonomisini rahat rahat yaparken Miguel'in üstünde hem deniz kuvvetleri olarak burada Simre'nin biraz daha üstünlüğü var. Hem de ortadaki castle'ları düşürüldüğü için şu an Miguel bayağı geri düştü. Base'inde artık gold da toplayamadığı için ekonomisini yetiştiremiyor. Tüfekçilerle birlikte oraya müdahale etmeye çalışsa da
Simre şu an bu sefer de ortadan demolarıyla Mügel'in üzerine öyle bir saldırı başlattı ki Mügel'in orada gemisi kalmadı. Sol tarafta Mügel fireship yapıyor ama çok yeterli değil. Bu arada fireship'in upgrade'i yok sanırım. Aynen fast fireship'e burada gidemiyorlar. Portekizlerin fast fireship yok. Zaten o da olsa çok güçlü bir deniz ırkı olurlardı. Burada bir de Ram getirmiş sanırım. Burada karavellerini, kalyonlarını tanklatmak için öne Ram getirmişti ama o Ram şimdi rakip. Buradaki Doka ve Treb'e doğru ilerleyecektir. Sağ tarafa attığı Castle'la birlikte Simre oraya yeni kurulmaya çalışan Castle'ı da düşürmek üzere. Burada zaten gölde çok büyük üstünlüğü vardı ama sol taraftan Mügel şimdi oraya doğru kalyonlarıyla iyice bir ordu biriktirmeye başladı. İki tane de gelen bombar kanonuyla birlikte ortadaki binaları düşürme şansı elde ediyor. Burada ama karavellerden sanırım arkaya doğru atılan bir tane ok diyelim. Ok oradaki bombard kanonun birini imha etmeyi başardı. Bir de buraya ortaya doğru tower atılmaya da devam ediyor. Şimdi Simre de ortaya bombard kanonunu getirmiş. Ama asıl mesele burada Simre'nin yaptığı kavalyelerle işçi kesme, işçi reitleme. Burayı artık tutamamaya başladı. Goldların altında, kesilerin altında işçiler bir bir düşüyor. Sağ taraftaki castle da düşürülünce buradan da şimdi iki kavalye girdi. Buraya gelen 4 kavalye de içeriye ilerleyecektir. Ortaya atılan tower'lar burada bombard kanonlarla düşürülmeye çalışılsa da hemen yenileri ekleniyor. Göldeki askerlerini, gemilerini Simre kaybetmiş sanırım. Burada Miguel deniz üstünlüğünü, daha doğrusu göl üstünlüğünü almış. Ortaya doğru da yaptığı baskılarla birlikte ortayı da temizleyecek gibi ama şu an base'ine çok odaklanamadı. Ve Simre Miguel'in base'inde kavalyeleriyle o kadar çok işçi kestik şu an. Gerçekten işçi sayısını görüyorsunuz. 95 işçi, 160 işçi. Aslında Simre bu kadar çok işçi basarak kendi asker sayısını da azaltıyor ama ekonomisi şu an zaten buna anca yetiyor. Hem bastığı kavalyeler, hem buradaki ortadaki kalyonları, hem de trebler ciddi manada gold istiyor ve ekonomisi bunu karşılamak durumunda. Özellikle bu ortadaki üstünlüğünü kaybetmesi durumunda gold kaynaklarından yararlanamayacak. Simre de burada onu bildiği için ortayı hiçbir şekilde salmıyor. Gemi basmaya devam ediyor. Ortaya tower'lar atılmaya devam ediyor. Sağ taraftan şimdi burada kalyonlarıyla birlikte Simre bir de demolition getirince Mügel'in oradaki asker gemi sayısı yine azalmaya başladı. Kavalyeleriyle birlikte sağ taraftan tekrar bir saldırı yapmak isteyen Simre önce Miguel'in artık oradaki son tüfekçilerini düşürdü. Şimdi de Castle'ı tamir etmeye çalışan işçiler düşüyor çünkü Castle'ı tamir edecek stone kalmadı. Miguel'si ortaya getirdiği light cave'lerle birlikte orada birkaç gemi kesiyor ama gemi kesmesi onun için hiç de yeterli değil. Sağ taraftan base'inin büyük çoğunluğu açıldı gibi gözüküyor. Orada yine çok fazla işçi kaybettirdi. Burada bastığı kavalyelerle birlikte Simre bombard kanonları düşürmeye çalışıyor. O bombard kanonlar alındığında orta yine safe bir hale gelecek. Güvenli bir hale gelecek. Aslında bu sol taraftaki dokları düşürmek için buraya gelecek 2-3 trap yeterli olacaktır ama Simre şu an bir tane traple önce Stage Workshop'a vuracak sanırım. Ve buraya doğru işçiler gelmeye başladı. Sol arkadaki stone'u çaktırmadan orada toparlayacak gibi. Üst taraftan yine kavalyeler içeriye girmiş. Burada treblerle birlikte ön taraftaki castle'ı da düşürülüyor. Simre göl savaşlarını biraz duraksatarak karadan kavalyeleriyle o kadar iyi saldırdı ki şu an Miguel'in hemen bir altınına falan bakmak istiyorum. Şu an 1800 altını var, çok fazla asker basmadığı için, şu an asker basımını bıraktığı için ama eti bayağı azalmış. Burada house'ları yıkıldığı için ayrıca buradaki castle'lar düşürüldüğü için house'lanıyor. 130 burada popülasyona kadar düşürülmüş. Orada hemen evler inşa edilmeye başladı sol arkaya doğru. Burada house'lar düşürüldükçe çünkü asker basamıyor, asker basması engelleniyor. Sağ tarafta ise Miguel'in buradaki büyük bir donanması var diyelim. Kalyonlarla birlikte sağ tarafta iyi bir saldırı yapmak istese de buraya gelen Simre'nin bombard kanonları, özellikle tower ve
Castle ile birlikte orada çok fazla gemi kaybedecek. Yine sol tarafta Steam'le bastığı Cavalier ve buradaki kalyonları ile birlikte Miguel'in şeylerinden, doklarından gemi çıkarmasını engelliyor. Yine Trebler de orada Archer Ranch'lere de vurmaya başladı. Şu an sağ taraftan ilerlemek isteyen Miguel o kadar çok orada kalyon kaybetti ki Castle ve Tower'lara. Şimdi tekrardan base'ine doğru geri çekiliyor. Burada aslında kalyonlarla doklara vurmak çok saçma. Zaten biraz sonra bir anda üzerinde 10-15 tane kalyon belirecek. Üstten de gelen buradaki 23 kalyonla birlikte Miguel burada doklarından çıkartacağı kalyonlarıyla Simbe'nin deniz gücünü, donanmasını orada yok etmenin eşiğine gelebilir. Bakalım o doklardan artık ne zaman çıkacak kalyonlar diye bakıyorum ama hala çıkmadı. İçlerinde 3'er tane kalyon birikmeye devam ediyor. Şimdi ama Miguel yukarıdan getirdiği kalyonlarla Simbe'yi orada yok etmenin kenarına gelse de Miguel bir anda oradan çıkarttı ve artık sonunda denizdeki üstünlüğünü tekrar ele alıyor. Ama karada işler hiç iyi gitmiyor. Simre sürekli kavalyeleriyle birlikte burada işçi kesmeye devam ediyor. Bir de sol tarafa doğru bir castle atarak oradaki TC'yi de düşürecektir. Üst taraftan yine kavalyelerle birlikte, treblerle birlikte içeri ilerlemeye başlamış. Bir de buraya Simre bir castle da buraya droplayacak. Artık göl savaşlarını bıraktı, ortaya attı. Tower ve Castle bir de buraya getirdiği birkaç bombard kanon. Ortada Miguel oyalıya dursun. Karada kavalyeler KC'yi kesmeye başladı. Zaten üst tarafta getirilen treblerle birlikte orası ilk açıldı diyebiliriz. Bir de burada şimdi Castle'ın tamamlanmasıyla buradaki işçiler de düşürülecektir derken GG Miguel tarafından veriliyor arkadaşlar ve Simre ilk maçı kazanmış oluyor. Şu an zaten Simre'nin base'ini görüyorsunuz. Hiçbir tane bile Miguel'in askeri yok. Ve ilk maçı burada Simre kazandı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Discord kanalımıza gelmeyi, açıklama kısmında var linki, hemen tıklayarak gelebilirsiniz. Ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli diyerek videoyu kapatalım.